geldi asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5 gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuş cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada! Koşu yerlerde sürünür. Korkar sanma, senin için seve seve ölür. Nöbet kutsaldır, sen rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış Mehmetçik hep ayakta. 5 mevsim sizden ayrı kalsam da şükretmeye öğrendim, ruhum hep yanınızda. Anne bunlar sayılı günler, üzülme döneriz. Biz devre devre gelip marşlarla gideriz. Hey! Komutanım, rica etsem şu mektubu bir İngilizceye çevirir misiniz? Başkası okuyup da tercüme etsin istemiyorum da. Bu muydu yani isteğin? Kızmadıysanız evet. Kızdıysanız şaka yaptım. Ver bakalım şu mektubu. Hiç mi evlenmeyi düşünmüyorsun Levent? Düşünüyorum komutanım. Ama sadece düşünüyorum. Onun elini tuttuğumu, kılıçların altından yürüdüğümüzü. Kimin? Arkamda birisini bırakarak göreve gidemem komutanım. Hele ki sevdiğim biri. Her seçiş bir vazgeçiştir. Önce vatan komutanım. Günler geçmek bilmiyor zaten. Ya bir fırsatını bulup görebilsem rahatlayacağım. İzne niye gitmiyorsun? Ya kıl dönmesinden faydalanıp bir ay izin yaptım ya. Şimdi yine izne gideceğim diyemem. Ya dersin. Levent Üste hemen anlayışlı bir insan. Allah razı olsun. Hepsi öyle ama iyi niyetlerini suistimal ediyor gibi oluyorum. Allah Allah ya. Ne oldu? Ben seni hep aklı bir karış havada, dalgacı bir adam olarak bilirdim. Beni şaşırtıyorsun. Bazen derdini saklamanın en iyi yolu dalgacı olmaktır. Benden. Bak ne diyeceğim. Zaten haftada bir gün çıkıyorsun. Bana takılı kalma, çocuklarla takıl. Gücenmez misin? Yok canım, haftaya görüşürüz. İyi bari. Ben yetişeyim o zaman bizimkilere. Hadi görüşürüz. Asker! Sen git görüş yine. Ne oluyor burada böyle? Tuvaletleri temizliyoruz komutanım. Bugün iş çok diye erken kalktık komutanım. Hani erken kalkan çok yol alır hesabı. Hadi canım. Ne zaman zamanında kalktınız ki şimdi böyle ha? O kadar olsun komutanım. Denetleme var ya bugün. İşte budur. Aferin asker. Sağ ol komutanım. Ya patron, şu izin işini ayarladığın için sağ olasın. Ya biraz kredimden kullandım, hepsi o. Al. Bu kardeşin için. Teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu. Vardı ya da yoktu. İçimden geldi. Fotoğraf makinesi. Ben sıkıntılarımı unutmak için fotoğraf çekmeye başlamıştım. Belki kardeşine de yardımcı olur. Harbiden meleksin sen ya. Geldi. Her gelişinde sadece seni değil, benim de içimden bir şeyler alıp götürüyor. Bilmenizin.
Senin için üzüldüm. Ama gelme diyemeyeceğim kadar sevdiğim biri. Şanslıymış. Ben onun sevgisine sahip olduğum için daha şanslıyım. Allah'ım yarabbim ya, sen sabır ver ya. Ne sırıtıp duruyorsun lan? Hiç. Üzerine alınma şah. Sadece gülüyorum. Bana gülüyorsun. Üzerime alınmayayım. İyiymiş. Bak Cemal, sıcaktan yay gibi gerildim. Sırıtıp durma, bütün şarjörü üzerine boşaltırım namussuzum. Ula ne kızıyorsun? Alt tarafı dalga geçiyor yukta. Heh. Şimdi ayvayı yedin. Senin susiceliği. Merhaba nöbetçi. Merhaba. Bir dalga geçmeyen sen kalmıştın. Hoş geldin. Yok canım, ne dalga geçeceğim. Biraz da atlayalım dedim. Nöbetin çabuk geçer. Nöbette konuşamam Suzi, cezası var. Tamam canım, sen konuşma. Ben anlatayım, sen dinle. Biliyor musun, Alev Hemşire'nin sevgilisi var. Her gün arabasıyla gelip alıyor. Cemal. Abi saatim yok, nöbetin bitmesine ne kadar kaldı? Oo, var da. Aslı hemen geliyor Suzi. Allah aşkına git, yine senin yüzünden başım belaya girecek. Yürü. Aa, aşk olsun, ne zaman başını belaya soktum ki senin? Hangilerini anlatayım? Ya Suzi gitsene bak, rica etmiyorum, yalvarıyorum, bir huzur ver ya. Selam nöbetçi. Selam. Ne haber Suzi? Ne o? Suratından düşen yine bin parça? Yine ne yaptın lan kıza? Bunu nasıl oluyor? Ya sen işine baksana sinyor Allah aşkına. Bir de sana mı hesap vereceğim? Oo, görmeyeli. İyice gıcıklaşmışsın yani. Hadi be. Ha canım 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 canım. Cemal. Bu ne bu? Sakakuşi komutanım. Sinire strese iyice gelir derler. Aa bak sağa, size iyice geldi bile. Kaşınız gözünüz oynamaya başladı. Cemal. Bu kuşun Nizamiye'de ne işi var? Çarşıdan aldırdım komutanım. Haçan anamlar mısır ekmeği göndermişti. Onunla besliyorum. Kuşlar mısır ekmeği çok sever da. Fazla yemek seçecek kadar beğenileri yok ki gariplerin. Siz de sever misiniz komutanım? Cemal. Öldürürüm seni. Öldürürüm ve bunun için kimse bana kızmaz. Çabuk indir bu kafesi buradan. Ama komutanım, kafesi indirirsem kuşu ne edeceğim? Cemal! Evi akılıyorum da. Nasılsınız komutanım? Nasıl olayım Seyfi? Atom fiziğini çözdüm, kuantumu yuttum ama sizin bu last çavuşta başa çıkamıyorum. Onunla hiçbirimiz başa çıkamıyoruz komutanım. Zaten biz onu last fıkralarından transfer ettik. Doğru söylüyorsun. Neyse, kardeşin nasıl? Değişik bir şey yok komutanım, aynı. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. O kuşu bir daha burada görmeyeceğim Cemal. Hı. Biraz saygılı ol çavuş. Uy, kuş sevmez, köpek sevmez. Ula hayvanat bahçesine de gitmez. Ne biçim adam bu yahu? Sen de alemsin Cemal yani. Ya berber dükkanı mı burası? Hadi hadi, işte şu kağıtları da gideyim çabuk. Saka mı sevmiyor acaba? Okumuş adam. Belki papağan olsaydı severdi. Ya Cemal. Abi kardeşim. Ya bu ne insafsızlanmış bu Levent Üsteğmen ya. Ya bir eğitim mi olur ya? Bak al. Öyle deme babacan. Eğitim şart. İyi misin Arız abi? Değilim babacanla. Siz devam edin. Ben onları oyalarım. Olmaz be. Hayatta bırakmam seni. Yürü. Ya bırakın oğlum. Yaşlı adam zaten. Yük olmasın bize. Ya güldürmeyin. Var ya, mekik çekmekten karın kaslarım ağrıdı. Var ya. Bakla bakla hopluyorlar şerefsiz. Ay. Yalnız var ya. Yani yiğidi de aklını yiğide vermek lazım. Ağır bir de fırtına üsteğe benmiş bizimkisi. Oh. Fıt fıt fıt. Harbi ha. Lan nasıl geçti o bütün parkuru iki dakikada? Lan bakarken yoruldum. Maşallah komando gibi adam. Senin gibi değil. Neredesiniz be oğlum?
postacı gibi her yerde sizi arıyorum ha. Sen dalga mı geçiyorsun lan sen bizle? Görmüyor musun geberdik zaten yorgunluktan? Benimkini sen okur musun Naci Tosun? Takatim yok valla. Bak. Yok. Valla benim de yok. Bak. Yok. Mektup değil ama paket var sana. Annen yeni bir çifterlik yollamış, koğuşa bıraktım. Ah canım anacığım benim. Kutu. Gerçi bugünkü eğitimden sonra yiyecek ayak nerede? Uç uç böceğim. Annen sana terlik göndermiş. Tosun. Al abicim bunlar senin. Bir tane mektup mu? Ne o? Zoruna mı gitti? Ne bileyim. Hep üçer beşer gelirdi de. Pakette ne var acaba? Aç da bak abicim. Bu senin Gökhan. Ana, anam yollamış lan. Bu da sana kartopu. Aa, Kemalci Sulu abi göndermiş. Aa, anam bana kavalı mı yollamış? Neden acaba? Ya babacan, bana var mı ya? Yok abicim. Eyvallah. Al hadi al. Adana'dan gelmiş acaba kimden? Ya başka konu kalmadı değil mi yani? İlla dalga geçeceksiniz yani. Allah! Ana bana! Ne oldu be ya? Sarı kızım benim. Bahtsız sarı kızım. Öküz! Ne oldu Tosun'um söylesene. Sarı kız yavrularken ölmüş Arız abi. Bunlar olmuşlar artık yenmez de. Sus sana be manyak. Duramam ben artık buralarda. Sakin ol sakin ol. Yok abi benim izne gitmem lazım. Kendi ellerimle toprağa vereceğim sarı kızımı. Tut şunları Arız abi. Oğlum ölenle ölünmez Tosun'um. Şşş. Kurça yiyecek yine ya. Oğlum boşver yesin yesin. Bugünkü eğitim içler acısıydı. Askerlerin hiçbiri yeterli değil. Komutanım, biliyorsunuz çoğu görevli. Biliyorum Ahmet Başçavuş'um ama bu yeterli mazeret olmamalı. İyi de komutanım, askerleri eğitime çıkartınca bu sefer de alayın bütün lojistiği aksıyor. Mutfaktan çamaşırhaneye bütün hizmetlere biz bakıyoruz. Görevleri değişmeli yapacağız. Nasıl komutanım? Mesela iki yemekhaneci olacak. Bir gün biri, ertesi gün diğeri eğitime çıkacak. Ama komutanım böyle vardiya usulü çalıştıracak kadar asker yok ki elimizde. Bir çözüm bulunacak başçavuşum. Hemen Kerim Asteğmen'le beraber bu konu üzerine çalışmaya başlayın. Emredersiniz komutanım. Emredin komutanım. Revire girdiğini gördüm de. Hasta mısın? Hayır yok. Geçerken Alev hemşireye bir uğrayayım demiştim. Bir ihtiyacı var mı diye. Şu ev işini halletsin diye Alev'e izin verdim bugün. Ne güzel fotoğrafmış bu böyle. Ben de ona bakıyordum komutanım. Neresi acaba burası? Ağaçlık, yeşillik. Hastane bahçesi. Ben çekmiştim fotoğrafı. Allah Allah. Daha önce aynı birlikte görev yaptığımızı bilmiyordum. Görev değil komutanım. Yaralandığımda Çiğdem Üsteğmen doktorumdu. Aa, demek buydu. Ben de bunlar nereden tanışıyorlar diyordum. Komutanım, komutanım. Ne oluyor be? Ne işin var senin burada? 10 dakikadır sizi bekliyorum komutanım. Mesai saatinde niye yerinizde durmuyorsunuz ki? Naci, sen o Hamza ile takıla takıla bir garipleştin ha. Özür dilerim komutanım. Komutanım, benim izne gitmem lazım. Ben de çok istiyorum aslında Naci. Bir izne çıksam da havalar şöyle daha sıcakken bir güneye insem diyorum. Aa, bak ne diyeceğim.
Sen de izne çık, beraber gidelim güneye. Beraber tatil yaparsak yanlış anlaşılmaz mı komutan? Dalga geçiyorum serseri. İzne gidecekmiş. Daha nele? Cenazemiz var ama komutanım. Çok üzüldüm Naci. Yakının mıydı? Çok yakınım komutanım. Anamdan, babamdan bile daha yakın. Kardeşin mi? Evet komutanım. Sarı kızım. Sarı kız. Sarı kız mı? İnek mi yani? Öyle inek falan demeyin, bozuşuruz komutanım. Ölenin arkasından öyle konuşulmaz. İnek oğlum işte. Ne diyeyim, hanımefendi mi? Komutanım, benim izne gitmem lazım. Bak Naci, kaybın için üzüldüm. Başın sağ olsun. Ama seni ineğin öldü diye de izne gönderemem. Bak yine... Tamam, özür dilerim, düzeltiyorum. Yani sarı kızın öldü diye seni izne gönderemem. Ha? Hadi bakayım, hadi. Komutanım, kaçarım bak. Naci, ayağa kaldırma beni. Tamam, kaçmam. İntihar ederim. Ben de seni bir güzel döverim. Komutanım, ayıptır söylemesi ama... çok taş kalplisiniz. Ulan şimdi seni var ya, defol! Sağ ol Fatoş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne olacak bu işin sonu? Çok özledim seni. Ya sen de anla artık Suzi. Ferit senden hoşlanmıyor. Bu kadar peşinde dolaşmanın ne anlamı var? Ben kimsenin peşinde dolaşmıyorum, tamam mı? Ya çocuğu nöbette bile rahat bırakmıyorsun. Daha ne olsun? Görünce selam verdim. Hepsi o. Hmm. Ya bakma öyle, tamam. Ferit benden hoşlanmıyor falan değil. Sadece babamdan korkuyor. Öyle ya da böyle. Seni istemeyeni sen de istemeyeceksin kızım. Düşme üstüne bu kadar. Ya bak dışarıdan hiç hoş durmuyor, benden söylemesi. Aman söyleyene bak. Mehmet'i kaptın, tuzun kuru tabii. Ya iyice saçmalamaya başladın sen. Fatu, bir resmimizi çeker misin? Geliyorum. Ya yapma babacan ya. Oğlum ölenle ölünmez ki ya. Toparla biraz kendini be. Ah be Arıza abi. En iyi arkadaşım da o benim. Bu da bir cins ha. İnekten arkadaş mı olur la? Tuhaf. Niye olmasın ola? Benim hamsim vardı küçükken. Ölünce çok ağlamıştım. Hamsin mi? He. Kafeste miydi? He. Oğlum bu da bir tuhaf. Yani hastayın dediği kadar varsın yani. Uy. Arkamdan mı konuşuyor la atom çekirdeği? Ya kesin dedikoduyu be ya. Adam dertli burada. Evet arkadaşlar. Sezonun gözde kreasyonundan yeni terlikleri. Nasıl olmuş? O ne la öyle nonoş terliği gibi. O senin kendi nonoşluğun. Sarı kız. Ne oldu buna böyle? Sarı kız vefat etmiş. Tosun. Başın sağ olsun Tosun'um. Yeni duydum. Başımı sağ olsun. Sağ ol. Cenab-ı Rabbil Alemin kurban olduğum günahlarını affetsin. Sağ ol Vedat'cığım. Dostlar sağ olsun. Cümlemizi. Hay Allah. Nasıl olmuş? Hakk'ı rahmetine nasıl kavuşmuş hayvan-ı mahlukat? Hayır, normal ölüm mü yoksa? Hastalık sonucu mu terk-i diyar eylemiş? Yok Vedat'cığım yok. Şimdi bu arabayla giderken karbüratör meme yapmış, bu da şarampole yuvarlamış. Ya ne biçim sorular soruyorsun be? Hayır! Ne bileyim abi? Hiç inek yakınım ölmedi ki. İnek deme ona! Pardon. Ona inek deme! O inekten daha öteydi. Kardeşimdi benim. Nasıl iyi huyluydu. Ben okula giderken benimle gelip akşama kadar kapıda beklerdi. Vallahi araba kullanması da pek garip olmazmış hani. Yani. Üstünde bile gezdirirdi beni.
Teze eli yakardık. Sütünü içerdik. Nasıl tatlı sütü vardı ama. Şşş. Bir zorası da güzeldir onun ha. Ne diyorsun be? Hayır. Sus. Neye gülüyorsun Arzu abi? Anlat da biz de görelim be. Al istersen oku cumbocuk. He versene. Manyak mısın be? Özelime mi gireceksin? Haritmiş. Ya sen ben mi var Arzu abicim ya? Ama hadisleri güzel mi onu söyle bari. Yani merak ediyoruz o yüzden. Ne olsun işte. Öyle günlük işleri anlatayım. Uçaklara ikmal sağlıyorlarmış. He. Uçaklar gidip zavallı Arapları vuruyormuş falan filan. Ya Liz yenge vurmuyormuş değil mi abi? Yok be oğlum. Biz onunla konuştuk zaten. Bırakacağım bu işleri dedi. Oh, evinin kadını olacak yani. Hmm. Elinin aburuyla savaş falan etmesin tabii canım. Size de var ya, hiçbir şey demeye gelmiyor ya. Bak bozuldu yine ya. Otur otur. Otur ya. Ne oturacağım ben? Nöbetim var. Uğraşamam sizle. Allah Allah. Sonuçta her şey para demek abicim. Ya biraz paramız olsa kızcağız bunca derdi çekmeyecek. Oğlum ne bileyim, peki sizin sigortanız falan yok mu ya? Var. Sosyal sigorta. Ancak 2 sene sonraya sıra verdiler. O da şansımıza. Vay anasını satayım ya. Ulan ne biçim dünya bu abi ya? Bir de para her şey demek değil derler ha. Askerlik olmasa çalışıp eve destek olurdun. Öyle Vedat'ım öyle. Ne yapalım? Artık ayarlayacağız bir şeyler. Şşş, bana bak. Yapabileceğimiz bir şey olursa eğer. Daha ne yapacaksınız be kardeşim? Allah hepinizden razı olsun. İşe yarar mı gerçekten? Yaramazsa bana da anlı Cemal Çavuş demesindir. Kimse sana anlı şanlı demiyor ki zaten. Karıştırma şimdi. Sen benim sözümü dinle o kadar. Hadi bakalım. Abi ne çeviriyorsunuz siz orada? Yok bir şey yok. İşine bak sen hadi. Adam bilir. Selam. Döndün demek. Döndüm. Nasılsın? İyiyim. Ya sen? Fena değil. Aslında çok da iyi değil. Kardeşimi görmek iyi gelir sanmıştım. Bu ne demek şimdi? Ya öyle demek istemedim. Yani tabii ki görmek iyi geldi. Ama işte sonuçta yine buradayım. Çaresizim. Ben de çok düşünüyorum inan ne yapabileceğimizi. Ya yapacak bir şeyler olmalı mutlaka. Evet olmalı. Beni bu kadar düşünüyor olman beni biraz utandırıyor. Oysa biz sana neler yaptık. Yarışma bile düzenledik. Ya tamam. Bırak artık şunları. Geçti gitti. Gerçekten. Beni affettin değil mi? Unuttum bile. Ahmet Bahçavuş'u gördünüz mü? Yo. Bu çarşı kağıtlarını imzalatacaktım. Oğlum Levent Üsteğmen'e imzalatsana. Onu da bulamadım. Hay Allah ya. Ya birine imzalatmam lazım. Bunları yoksa çıkamayacağız. Olur mu abicim öyle şey? Git Kerim Aslemen'i falan bul. Ya benim bugün mutlaka çıkmam gerekiyor buradan. Ne yap? Tamam et, hallet. Sinirlenme. Bak Ahmet Bahçavuş geliyor ona. Ne oldu? Niye üçünüzün de suratı asık çocuklar? İzin kağıtlarını imzalatmak için sizi arıyordum komutanım. Ver bakalım. Ya bugün çarşıda böyle değişik bir şeyler yapalım ya babacanlar. He? Ne diyorsun Ferit? Dalga mı geçiyorsun? Şaka yaptık oğlum. Dövme hemen. Daha ne kadar sürecek senin bu ceza olayın? Ne bileyim ya. Levent Üsteğmen'in ikinci emri ne kadarmış? Ya ikinci emri hiç vermezse? Hani oldu ya. Diyelim ki 2'yi vermeden 3'e geçti. He vallahi unuttu da vermedi diyelim. Lan dalga geçecek başka adam bulamadınız mı? Hay Allah'ım yarabbim. Ferit, bir isteği var mı çarşıdan bir ya? Yok. Ula biraz daha içeride tutarlarsa bu herifi sinirden benzin döküp üzerimize yakar. Of. Ya çıkmasak mı çarşıya ya? Oğlum ben çok sıkılıyorum ha. Yapacak hiçbir şey yok. Afaganları basıyor be.
Anam! Sinemaya gidelim mi lan? Ha? Ya de var ki filmlerden. Yeni film başlamış o. Oh serin serin. Abi geçiyor. Gazetede okudum. Acayip şeyler oluyormuş. Oh. Allah Allah ya. Ya da ne olabilir ki? Anam gidek mi lan? Kibirmiş. Zoruna mı gitti salak? Koş. Aa gidelim o zaman. İadeyi ziyaret olur. Beraber film çekmişliğiniz var o kadar değil mi ya? Tabii gidelim canım tabii gidelim. Ben de oynadım o filmde. Hmm. İzlemediniz mi televolelerde falan ha? Şu hale bak ya. Millet izne çıkıyor. Biz içeride mahkumuz. Bir de dalga geçiyor. Nasıl geçiyorduk öbür tarafa ya? Kolay gelsin Ferit. Sağ olun komutanım. Nasıl geçeceğinizi öğretmediler mi size? Acemi birliğinde öğrenmiştik komutanım ama yapmaya yapmayı unutmuşum herhalde. Sen öğrenmeye hevesli olduktan sonra gerisi kolay. Bak şimdi. Önemli olan en iyi şekilde konsantre olup karşı tarafa kendini en hızlı şekilde atmaktır. Aşağıdan çok kolay gözükse de çoğu kişi buraya çıkınca boruya yapışıp kalır. Bak böyle. Böyle yapacaksın. Hadi sen de. Devam. Telaşlı bir halim var. Bir görüşmem var da. Oo, manet olayları falan ha? Yok be abicim ne alakası var ya? Nedir abi o zaman? Ya sonra konuşuruz be beyler. Hadi görüşürüz. Şşt nere lan? Oğlum ne çeviriyor bu Seyfi anlayamadım vallahi. Ula adam dertli. Belki yalnız kalmak istiyordur uşağım. Ah ah ben de dertliyim ben de. Tamam Tosun'um. Bak azap çağrısında durdum ya. Ya ne yapıyoruz? Gitmiyoruz mu şimdi filme biz? Aa gidiyoruz canım tabii. Biz gelemeyiz uşağım. Ha işimiz var bizim işimiz. Ne işiniz var lan? Allah Allah. Bizim özel bir işimiz olamaz mı yani? Kızma Tosun kardeşim. Şşş. Oğlum siz de özel hayata müdahale etmeyin be. Hmm. Gel biz gidelim ola. Gidelim Cemalciğim. Ne oluyor lan? Herkeste bir hallenmeler, özel işler falan. Dur bakalım, çıkar yakında kokusu. Ya abi, boş ver de abi. Sinemaya gidelim. Saat kaç abi? Oo, çok çok. Başlamıştır hadi o zaman, oğlum. Hadi abi, hadi. Selam. Çıkmıyor Selam. Muyuz? Şimdi gelemem. Biraz işim çıktı. Yine ne işin çıktı? Duyanda çocuk falan bakıyorsun sanacak ha? Ya üsteleme işte. 2 saat sonra buluşuruz, tamam mı? 2 saat mi? Abla... Bu ne ya? Bir şey yok. 2 saat sonra tamam mı? Hadi Ferit hadi. Hadi 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 hadi. Oğlum 90 dakikayı nasıl tamamlıyorsun sen? Yapmayın komutanım futbol sahasında böyle engeller yok ki. Yine de 2 dakika 46 saniye bir asker için hiç fena değil. Aferin.
Sizden bayağı fark edeyim gibi gözüküyor ama komutanım. O kadar olsun be Ferit. Bak istersen arada beraber çalışırız. Hem futbola geri döndüğünde idmanlı olmuş olursun. Olur, çok memnun olurum komutanım. Gel. Tekrar var mısın? Komutanım en azından biraz soluklansaydım. Sıcaktan sırılsıklam oldum. Mektubun düştü. Arapça mı o? Evet komutanım. Genç takımda 4 sene beraber oynadığımız Iraklı bir arkadaş vardı ondan. Arapça biliyor musun sen? 4 sene boyunca o da arkadaşıydık komutanım. O ne kadar Türkçe öğrendiyse ben de o kadar Arapça öğrendim. Vay be. Aferin sana. Teşekkürler. Ana küçücükmüş lan burası. Oğlum içim acayip oldu ha. Şşş. Lan hayatımda bir kere sinemaya gittim. O da açık hava sinemasıydı. Bu ne lan? Hoş geldiniz asker abiler. Biletler. Aldığımızda mı yazıyor be ya? Nereden aldı da asker olduğumuzu? Buyurun beyler. Biz bulurduk yerimizi be. Para mı vereceğiz bu adama oğlum? Şşş. Maaşlıdır, forması var. Ya dert etmeyin arkadaşlar. Hallederiz ya. Şuradan 4 tane boş bırakıp oturun. Ana. Başlandı. 4 boş yer, 4 karı. Burası canım senindedir valla. Sağ ol. Ben dedim. Yani. Ne bileyim, güzel olurdu abi. Abi ne sapık adamsın sen be ya. Sapık öküz. Ne oldu, zoruna mı gitti salak? Bana müsaade, ben bu adamın yanında oturmam abi. Tamam, geç geç. Allah Allah. Yerin parası. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Film başlamak üzeredir. Lütfen cep telefonlarınızı ve çağrı cihazlarınızı kapatın. Oğlum iyi ki Ferit'i getirmemişiz ha. Hayatta kapatmazdı telefonunu, kıpraşımı alırdı. Buyurun. Sağ olun. Merhaba. Yeri değiştirebilir miyiz arkadaşlar? 4 alırım. 3 5 4 tamam. Zafiyet geçireceksin hadi. Ne oluyor lan? Film başlıyor Arzu abi. Gökhan. Tamam. Oğlum seninki katliam oluyor. Fırsat ver de Mısırlar da kendini savunsun be. Çok heyecanlandım. Bakalım banyoda çıplak karımlar var mı? Yürütmeyin. Bizim adam lan. Görüyoruz. Ayrıca okumana gerek yok. Resimlerine bak yeter. Şşt, sessiz. İlla bir gıcık olacak. Sanki başladı film. Ya tamam kesin şabatayı. Filmi izleyelim. Ve işte karşınızda görkemli, yüce kara ejderha. Abi herif isim takmış. Allah cezanı vermesin be ya. Tanıdık geldi galiba. Kobra takipte. Ya kesin konuşmayı be. Oğlum nereye be? Abi film çok heyecanlıya benziyor. Ben gidip birkaç paket daha mısır alacağım. Otur yerine pis boğaz. Dur. Al bunu ye bunu. Köpüklere bak köpüklere. Benim de banyo yapasım geldi valla. Yeter beyler. Film izliyoruz şurada ya. Ya tamam be adam benim. Sen de abaklı herif misin be ya? Ya teşrifatçı abi lütfen. Kim ulan o? O. Anam anam. Ahmet Başçavuş. Tom Süper babacanlar, Tom Süper. Ulan burada da mı be? Selam. Seni çok beklettim değil mi? Yoo. Bekleyeceğiz tabii. Başka işimiz mi var? Yapma böyle Mehmet. Gerçekten önemli bir işim olmasa seni bekletmezdim. Eminim önemlidir. Seyfi'yle mi ilgiliydi yoksa? Bu ne şimdi? Ne bileyim. Kardeşi falan. Bu aralar ilgiye ihtiyacı var. Kıskandığını söyleme bana. Niye kıskanmayacakmışım ya? Sen olsan kıskanmaz mısın? Ha, senle ben beraberken çok iyi vakit geçiririz anlarım. Ama ne zaman buluşsak
Konuşacak tek bir kelime bile bulamıyoruz. Yanımda olmanın bile sana yettiğini söylüyordum bir ay önce. Ama aklın da bende olsun istiyorum. Bugün buraya ne şartlarda geldiğimi bilmeden beni yargılaman çok acımaydı. Sormak zahmetine katlansan çok farklı olabilirdi. Neyse. Bu ne şimdi? Bilmediğim neyse anlat Fato. Yoksa bir şey uyduramadın mı? Olgun bir adam sanmıştım seni Mehmet. Çoluk çocukla uğraşacak vaktim yok benim. Hoşça kal. Azol! Kalk! Çavuş Sevgi sarsılmaz. Emredin komutanım. Bugün çarşıdan geç dönüşünü gözümden kaçırdığımı sanma Seyfi. Kusura bakmayın komutanım. Minibüsü kaçırdım. Bir daha olmasın ama. Emredersiniz komutanım. Hadi bakayım geç yerine. Ne oluyor be? Canınız ceza eğitimi çekti galiba. Bana bakın. Sabrım taşıyor ama. Komutanım. Bu insansızlar bana gülüyorlar. Neyine gülüyorsunuz oğlum çocuğun? Naci gel bakayım buraya. Naci Tosun Kayseri Emret komutanım. Ne var bunda? Saçı komutanım saçı. Nefes alamıyorum. Vedat gelirsem oraya iki ayağını bir terliğe sokarım ona göre ha. Ne var oğlum senin saçında? Komutanım. Aslında gülünecek bir durum yok. Sarı kızımın ölüm haberi gelince üzüntüden bir gecede saçlarım beyazladı. Bu ne Naci? Üzüntüden vallahi komutanım. Belki izne gönderirseniz tekrar siyahlar. Oğlum. Boya. Akıyor. Boyattın mı? Oğlum bu ne biçim bölük ya? Nefes alamıyorum. Çekil gözümün önünden Naci. Ayıp oluyor ama komutanım. Çekil ulan. Çekil. Katılıp kalacağım şimdi. Hani inanıp izne gönderecekti. Hayvan herif. Ulan oğlum arzu öyle dedi. Ben ne diyeceğim be? Bana da bu Vedat'sı terlik dedi. Kur iftira. Ben postadan duydum. Benden mi duydun? Ne alakası var canım? Bana da Jumbo söyledi. Ne? Ben söylemedim lan. Bana da Şoban Şarkı söyledi. Ne? İyi Uğur mu be? Bana da Sigur Seyfi söyledi. Hı? Nasıl Seyfi'si ya? Bana da işte Tosun söyledi. Aa. Ben söylemişim komutanım. Akıl işte canım. Anlaşıldı. Bölük. Sola. Dön. İstikamet kademe. Marş marş. Kusura kus. Neyin var senin? Yok bir şey. Nasıl yok? Lan suratından düşen bin parça be. Akşamdan beri tek kelime bile etmedin. Canım sıkkın biraz. Fato ile mi ilgili? Evet. Ayrıldık. Ne? Şşş. Yavaş be abi. Herkesin duyması gerekmiyor herhalde. Oğlum niye ayrıldınız? Biraz takıştık. Üzüldüm bak şimdi. Neyse boşver zaten şikayet edip duruyor. Ya öyle de. Oğlum sen değil miydin anlaşamıyoruz diye? Ha? Hı? Diyordum ama ne bileyim abi. Terk edilmek koydu galiba. Neyse abi yarın konuşuruz.
Çok yedik lan yine. Of, ben de çok şiştim valla. Uşaklar, güzeldi be. Kaç zamandır çıkmıyordu dalyan köfte. Estağfurullah. Tertip. Doğuluyor bize bilmiyorum be ya. Kardeşim, bilmiyorum. Ölüyorum. Ağzım yapış yapış oldu. Al bak. Nefes al. Nefes alamıyorum. Kardeşim. Kim dedi sana kocaman dört parça köfteye götür diye? Oha. Benimle yarışa girdi. Kim daha çok yiyecek diye. Benimle. He. Harbi şaşkınmışsın sen ula. Jumbo bu. Bütün karavanayı işkembeye indirir. Bir de oturup üstünde bizi yer. Ay yemez olaydım. Şimdi çatlayacağım orta yerimden. Abi güldürmeyin. Taizlik yapıyor. Tosun yeter be, düt 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 kafamızı. Bu ne be? Ne yiyeceğim şimdi ha? Beğenmediysen başka bir şey çalayım. Hayır abicim, çalma. Bugünlük yeter. Yeter! Manyak ya! Delirdim abi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hello. Cümleten iyi günler. Merhaba uşağım. Ya bu ne güzel kafa almış Tosuncum ya. Al bakayım bir tane al. Al bakayım sen de bir tane. Salataya katarsın yemeklerde filan. Vedatcığım sana da vereyim. Sen de satar yolunu bulursun. Al güzelim. Sana da şöyle şoparcım bir tane. Al sana da bir tane Feritçim. Yeşil sana çok yakışıyor. Bence Konya Spor'a transfer ol oğlum. Ne oluyor lan buna böyle en çiçekçi kız haliyle? Las çavuşum seni de unutmadım ha. Al. Hamsi çiçeği. Aşk çarptı. Aşk. Aşka iyi gelir Arıza abi, çalayım mı? Aman diyeyim Tosun'um. Oğlum sen çalmayı bırak da. Aa bak böyle ne güzel olmuş saçların. Şöyle biraz da aralarına böyle sarı meç yaptırsaydın seni acayip açardı oğlum. Hamza abi. Senin bu halin beni çok endişelendiriyor. Giderek yumuşuyorsun. Arızalık filan lafta kaldı valla. Tosun'um. Oğlum mutlu olmak suç mudur ya? Şşş. Mudur. Haçan sen bu kızı abayı yaktın harbiden ha. Oğlum ne alakası var ya? Oğlum hayatında birileri seni önemserse sen de mutlu olursun. Biz de ondan mutluyuz yani. Neyse. Bak. I am a pilot. Ben pilotum. Uçuyorum. You are a nurse. Sen mesela hemşire. He is a teacher. O öğretmen. Olmaz tabii. He is a not teacher. Öğretmen değil. Maşallah. Alicik hepsi okuyup meslek sahibi olmuşlar. Helal olsun. Hem kıza aşık değilim diyor. Hem de İngilizce öğrenmeye başlamış. Arıza şaşkın. Dur dur. Bak gör daha neler yapacak bu. Hamza Delipınar. Buyur babacan. Ziyaretçim var abi. Ha. Geldim geldim. Hadi babacanlar görüşürüz. Goodbye. Gudu gudu. Ana. Liz mi geldi yine acaba? İyi be. Millet askerde manita yapıyor kendine. Ben daha bizim düğünlerde akrabamın kızıyla bile dans etmedim ya. Ben de daha a**ayım valla. Valla. Şşşt tamam. Valla. Tamam inandık. İleri gitme tamam. Hoca hanım. May Thatcher. May Thatcher. Merhaba. Hi. Hello Hamza. How are you? I am Pencil. Isn't it? Olmadı mı? Çalışmamışsın ama. Ya kusura bakmayın hocam ya. Ya benim akşam nöbetim vardı vallahi çalışamadım. Ya tam oturdum çalışmaya üstüne siz geldiniz. I am sorry. Öküz mi? İyi. Ama bak bir daha mazeret istemem. Ya Suzi bacı be. Ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim ha? Allah senden thank you. Arada Ferit'le konuşurken benden bahset. Çok iyi kız falan ne? Bir nevi şey yani. Çöp çatanlık. Neyse biz dersimize bakalım. I am ready. Hocam şimdi en son bu Mr. Brown went to seaside for the picnic'ti. Şimdi yengeyi de almış bu yanına. Çekiyorum, hazır mısın? Evet. Vallahi benim de hiç dikkatimi çekmemişti şimdiye kadar. Hiç sorma. Koca denetlemedeki tek eksik duvardaki hemşire fotoğrafı çıkmış. Neyse merak etme. Akşama kadar hazırlarım ben. Ha bu arada sen ev işini ne yaptın?
Bulamadım vallahi. Dün bakmadığım yer kalmadı. Bizim o taraflara da baksaydın. Baktım ama çok pahalı. Maaşım o kiraları ödemeye yetmez. Bir ev arkadaşı falan alsan yanına. Evi buldum da sanki. Ben babama söylerim, o da bakar. Tamam, teşekkürler. Hoşça kal. Güle güle. Mr. Brown, go to the theater. Ya bak şimdi ya. Hocam bu Brown günler sürekli geziyor ha. Yok sinema, yok tiyatro. Yani ne olur bizim alfabemizdeki Ali gibi bir topu tutsalar. Brown topu tut. Brown yengeyi patla. Aa, bak ne kolay. Karmaşık hocam bunların kafa yapısı. Yani ne olur onlar da bizim şu ipin ucundan tutup bir atlasalar. Sonra da niye harfler çıkıyor? Niye AB'ye giremiyoruz? Mantalite tutmuyor hocam. Neyse, fazla uçtuk sayın hocam. Evet uçtuk. Dersi kaynatmayalım. Şuraya bir büfe mi koydursak acaba Ahmet? Ziyaretçiler çay falan içerler. Yaparız komutanım. Fazla büyük bir şeye gerek yok. Hatta şu prefabrik kulübeler var ya, onlardan bir tane buluruz. Hadi ama çok kolay. Congratulations. Hadi bir daha. Ya kanguruyu bir şey sıs mı yapıyorlar? Anlamıyorum ki, diyemeyeceğim vallahi Süzi bacı ya. Şş, yapma tamam. Liste eskelesini alana kadar söylemeyi öğrenirsin. Ya kanguru... Ya ben man kafayım Süzi. Vallahi hayatta söyleyemem ya. Söylersin. Allah! Mr. Albay! Bu işler böyle mesai saatinde olmaz Hamza. Vallahi bir şey yapmıyorduk komutanım. Ben congratulations kangurulu... ben bir şey diyemeyince Suzi Hanım teselli etmek için elimi tuttu. Aramızda bir şey yok. Vallahi. Yani bir albay değil, baba olarak hani... Yeter. Öyle bir şey olmadığını biliyorum asker. Yoksa görürdün gününü. Oh. Ben de sandım ki... Mesai saatinde İngilizce falan çalışamaz. Çok istiyorsan hafta sonları seni çalıştıracak birini buluruz. Harbi mi komutanım? Sağ olun komutanım. Ne mezunusun sen? Ortaokul 2'den terkim komutanım. Ben terk ettim ama. Anlaşarak ayrıldık. Senin askerliğinin bitmesine daha çok vardı değil mi? Hmm. Madem okumaya meraklısın bu sürede çalış işte. Seni dışarıdan bitirme sınavlarına sokalım. Dışarıdan okulu mu? Evet. İstemez misin? Olurum komutanım ya. İstemez miyim? Nasıl da okudunuz yüreğimi? Congratulations vallahi. Aa, söyledim. Komşu. Ne getirdin? Çikolata falan. Kime? Sana bana. Ne alem çocuksun sen ya? Üstüme afiyet, erken doğmuşum biraz. Derler ya ondan. Bil bakalım bunlar kimin için? Bana mı? Sana tabii Florence Lightingale'im. Teşekkür ederim Vedat. Ama çikolatayla, elma şekeriyle kandırılacak yaşımı geçtim sana söyleyeyim. Haksızlık ediyorsunuz kendinize. Adeta körpecik bir fidan gibisiniz. Selam. Resim hazır. Nananam. Çerçeveletmişsin de. Sağ ol. Rica ederim. Bakabilir miyim? Size çok benziyor. Şöyle yapın bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Üstüme iyilik sağlık. Tıpkı siz. Fato, tebrik ediyorum seni kızım. Allah muvaffakiyetler versin. İzin verir misin? Tabii efendim, buyurun. Ay. Nasıl? Oldu mu? Olma mı ya? Süper vallahi. Her gün önünde ibadet ederim artık. Fazla var mı bundan? Vedat. Tamam be. Kızma, şaka yaptım. Uyudun mu? Canım benim. Beni özledin mi? Biraz çişe gittim geldim. Affedersin.
Bir daha sana haber vermeden bir yere gitmem. Özledin mi beni? Ne yapıyorsun terliksi? Efendim? Ha, ben iyiyim. Sen ne yapıyorsun Tosun? Uyuyorum. İyi. Devam et, uyu. İyi geceler. Sana da. Hadi ben yatıyorum. Nereye gidiyorsun ya? Uykuda yürüyorum Cumbocuğum. Ha iyi, yürü yürü. Yürü. Uyu uyu. Baklava börek. Kademeye söyleyelim şu bordür taşlarını boyasınlar. Emredersiniz komutanım. Aa, Çiğdem Üsteğmen gelmiş komutanım. Neyse. İşimizi bitirelim de gidip bir hatırını sorarız. Buralar tamam. Bak şu bordürler hep lastik izi olmuş. Nasıl kullanıyorlar bu şoförler arabaları anlamadım. Bak şuradaki çöpleri de aldıralım. Emredersiniz komutanım. Allah Allah ya. Kim alacak ki resmi? Vallahi ben de anlayamadım. Sabah geldiğimde yerinde yoktu. Allah'tan lazım olur diye fazladan bir tane basmışım. Çok iyi etmişsin. Aa merhaba. Merhaba Çiğdem Üsteğmen'im. Nasılsınız? İyiyim sağ ol canım. Sen nasılsın? Sağ olun iyiyim. Hoş geldiniz. Ben Alev. Yeni hemşireniz. Aa çok sevindim sonunda. Neyse benim biraz işim var. Sonra görüşürüz. Fotoğraf için teşekkür ederim Fatu. Zahmet oldu. Sorun değil. Pardon. Merhaba Çiğdem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de Alev hemşire ile sizi tanıştırmak için gelmiştim. Evet biz tanıştık. Nasıl geçti tatilin? İyiydi ama çabucak geçti. Yine de eve döndüğüm için memnunum. Ha ev dedin de Alev hemşire kendine kiralık ev arıyordu. Bir türlü uygun bir yer bulamadı. Evet ya bir an önce şu işi halletsem çok iyi olacak. Gerçi sağ olsun abim beni bırakıyor ama ta Anadolu yakasında oturuyorlar. Gidip gelmek çok zor oluyor. Her gece git gel. Abim için de üzülüyorum. Benim evin yakınlarında boş bir daire var aslında. Senin için konuşabilirim. Çok sağ olun. Bu arada Çiğdem Üsteğmen'im hazır sizi yakalamışken konuşmak istediğim birkaç mevzu vardı. Ne gibi mevzular? Sağlık taraması var. Yani sağlık taraması ile ilgili işte. Neyse, benim mecza deposunda biraz işim varsa onu konuşuruz. Tamam Alev. Çiğdem, daha nasılsın? Bildiğin gibi işte. Değişen bir şey yok. Demek abin de ha? Ne? Seni almaya gelen. Abin de demek. Seni yalancı. Bir de sevgilim diyorsun. Sevgilim tabii. Koskoca Üsteğmenlerin yanında sevgilim mi deseydim yani? Sonra hakkımda ne düşünürler? Nasıl yani? Sevgilim mi gerçekten şimdi? Evet. Hay şansıma be.
Hem ne oluyor ki sana? Senin sevgilin yok mu? Nasıl? Yok öyle bir şey. Kim demiş? Bilemiyorum vallahi. En azından biri seni bayağı sahipleniyor. Suzi. Tayininin çıkmadığına sevindim. Fazla sevinme. Pazartesi kursa gidiyorum. Pazartesi mi? Ama daha yeni geldin. Oradayken tekrar başvuracağım. Ya Çiğdem, yapma. Neyi yapmayayım Levent? Annemle babam çok yaşlandılar. Aileme yakın bir şehirde görev yapmak istiyorum ben. Annen baban mı? Ama sen mektupta... O zaman öyleydi, şimdi böyle Levent. Neyse. Yapacak bir sürü işim var. İşim var Levent. Müsaade eder misin? Tabii. Görüşürüz sonra. Hoşça kal. Bye. Seniz tek tek gelin, alacaklar. Aa! Dur hemen. Gel buraya. Sinyor. Komando karıncalarla mı savaşıyorsun? Evet ya. Yaptığımıza geçtiler. Ya ben de galiba yuvaların üstüne yatmışım. Her gece devriye mi yazıyorlar sana? Yok ya. Nereden çıkardın? Son bir haftadır ayakta uyuyorsun. Ya işte biliyorsun... Bazen geceleri uyku tutmuyor. Gündüzleri işte böyle sersem gibi oluyorum. Bilirim. Neyse. Hadi sen şekerlemene devam et. Sen nereye? Buralardayım. İyi. Şişt, bak gelen giden olursa haber verirsin. Tamam. Merak etme. Bak şurası şahane uyku ortamı. Orada uyuyabilirsin. Oo, lokasyon süper valla. Sağ ol. Bak soran olursa beni görmedin, duymadın... Benle konuşmadın, ben yokum. Capito? Capito. Güzel. Hadi sana iyi uykular. Hayatımda böyle şey görmedim ya. Hayret bir şey ya. Hayret bir şey. Ne oluyor be? Bıktım abi şu Suzi'den. Bıktım. Deli mi abi bu kız ya? Ne yaptı yine? Alev hemşireye gidip ne demişse bizi sevgili zannediyor. Eyvah eyvah. Kız aşkından kafayı yedi desene. Bak Mehmet dalga geçme, gerçekten çok sinirim bozuk. Tatlı tatlı konuştum anlamadı. Sert konuştum anlamadı. Ne yapayım ben şimdi bununla ha? Ne yapayım ben bununla? Kendin gibi davran. Nasıl? Kendin gibi işte oğlum. Gıcık, bencil, züppe, şımarık. Ya Mehmet ne diyorsun Allah aşkına ya? Ne var oğlum, fıstık gibi fikir. Hem böyle davranırsan kesin peşini bırakır. Nöbetin yok mu senin ha? Evet ya nöbet. Abi daha ne kadar sürecek bu nöbetler ya? Of. Levent Süleyman bitti diyene kadar. Hamza mı? Hani şu arıza Hamza? Ne var canım? Düşman değil ki bu. Öyle demeyin komutanım. Adam gerçekten çatlak. Ben nasıl yaparım? Senin gibi onca okul okumuş adamdan iyisini mi bulacağız? Benden başkaları var. Onlarla çalışsa... Vatana en büyük hizmeti yapacaksın. Konu kapanmıştır. Gel. Hamza Delipınar Erzurum, emret komutanım. Hamza, bundan sonra Kerim Asteğmen sana öğretmenlik de yapacak. Dışarıdan bitirme sınavlarını hazırlayacak. Yapabilir miyim ki komutanım? Neden yapamayacaksın? Kerim gibi öğretmenin olduktan sonra üniversiteyi bitirir, master bile yaparsın. Ya ne demezsiniz? Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum komutanım. Öpeyim hocam. Sus, lütfen. Bırak, öpeyim. Bırak manyak herif komutanım. Sağ ol. Aferin Hamza. Bak bir de arıza diyorlar çocuğa. Hı. Öyle değil mi Kerim? Tabii komutanım.
Sağ olun Allah! Komutanım. Manyak herif. Pardon. Ahmet Başçavuş. Ahmet Başçavuş'um. Buyurun Alev Hanım. Albayın emrettiği gibi resmi çektirip revirin duvarına astım. Dün bir, bugün iki, biri resmi alıyor. Ne resmi? Şşş. Ha, anladım. Dün bir tane gitti. Sabah yenisini astım. Demin kaşla göz arası, o da yok oldu. Siz merak etmeyin. Ben nerede bulacağımı çok iyi biliyorum. Galiba ben de biliyorum. Siz üzmeyin kendinizi Alev Hanım. Ben hallederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Günaydın öğretmenim. Günaydın. Geç. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, öğretmenim. Tamam. Otur. Önce seviye belirleme sınavı yapacağım. Ortaokul 1 ve 2'den 10 soru soracağım. Bir saat süren var. Pardon. Ama bir saat çok az komutanım ya. Gerçek sınavda ne yapacaksın? Şimdiden alış. İstediğimiz sorudan başlayabiliyoruz değil mi hocam? Kes ve yaz. Soru 1. İzohips nedir? Şekil üzerinde göstererek anlatınız. İzo ne? Hips. Ya ama hocam çok zor yerlerden soruyorsunuz ya. Notuna kağıdını okuduktan sonra itiraz edersin. Yaz. Soru 2. Tarih. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını tarihlerini vererek anlatınız. Ya ama ben o derslerde yoktum ki hocam ya. Karnım filan ağır. Firariydim. Olsaydın bana ne? Olsaydın. Soru 3. Edebiyat. Aruz vezni nedir? Aa, bunu biliyorum bak. Mefailü, meadülü, maktülü, merhum. Yanlış. Bilmiyorsun. Bari cahil konuş ben. 4. soru matematikten. Tosun'un 3 fındığı var. He, Tosun'u da harcadı bu arada. Zeynep'in ise 2 muzu. Oo, fındıktı muzdu. Düz duvara tırmanacağız galiba hocam. Tırman sonra firar et. Yok muz yok muz. Üzüm. Şarap yapıyor. Baksana Arıza'ya. Kendini eğitime vermiş he. Merhaba Ferit. Merhaba canım, nasılsın? İyiyim. Senin cezan bitmedi mi hala? Hayır, daha birkaç hafta böyle. İzin de yok. Yazık sana ya. İçeride sıkılıyorsundur da. Sıkılmaz mıyım canım? Hatta sıkıntıdan patlıyorum. Şöyle muhabbete gelen biri olsa. Ne bileyim. İstersen ben yarın gelirim. Ziyaretçi Parkı'nda otururuz. Boş ver Ziyaretçi Parkı'nı. Yarın cumartesi kalabalık olur. Ne olacak ki kalabalık olursa? Ne bileyim. Şöyle baş başa kalabileceğimiz kuytu bir yere gitsek diyorum. Ferit, ne diyorsun sen? Şaşırdın galiba. Yok. Futbol sahasının arka tarafındaki ağaçlık var ya, biliyor musun orayı? Oraya gelsene yarın. Senin kafanı güneş geçmiş anlaşılan. Pis. Tosbağalar siz uyuyun da uyuyun. Ya bir dur be, ezdin ya. Aztek Kerim arıza esir almış oğlum, sınav yapıyordu. Ne diyorsun uşağım? Gidip kurtaralım kardeşimizi, ne dürürük daha? Yok. Arıza'nın da gönlü var gibiydi. Allah Allah, neden acaba? Arıza abi yine arızalandı mı? Yok be oğlum, adam bayağı tarih coğrafya yazılısı yapıyordu yani. Ana, ya bizi de sınav yaparsa? Benim coğrafyam iyi dur da, tarihten çıkarsa çakarım. Başka bir iş var bu işin içinde, durun bakalım. Çıkar yakında kokusu. Vedat, canım? Ahmet Başçavuş seni koğuşa çağırıyor. Uy, çağırdılar işte sınava. Sıra bize mi geldi Tosun'um? Okunmuş pirinç falan da yok yanımızda. Olsa işe yarardı. Durun bakalım. Telaş etmeyin. Ben bir gideyim. Size de anlatırım. Gidelim asker. İzninizle arkadaşlar. Gülme kartopu. Gülme seni de yakarım. Bak hala gülüyor. Bunun burada ne işi var ya? Beni emretmişsiniz komutanım. Emrettim ya Vedat'ım. Şöyle bir dolaplara bakayım dedim. Senin dolabında ne buldum biliyor musun Vedat?
Ne bulduysanız yarısı sizin olsun komutanım. Soytarlık yapma Vedat! Gel buraya gel. Bu ne Vedat? Aa, neymiş öyle bilemedim. Bu ne Vedat? Kolonya komutanım. Pardon. Kartopu, bu ne? Alev hemşire komutanım. Sus diyor komutanım. Sus kartopu, senin de başın yanmasın diyor. Ne işi var Vedat bunun burada? Komutanım. Ne desem bilmiyorum. Yani aşık oldum. Ben değildim komutanım. Şimdi ben benim ama içimde başka bir ben. Al o resmi, al o resmi diye benim kafamın etrafında böyle binlerce şey dönüyor. Ben komutanım aldım, üzgünüm yani. Öbür resim nerede peki aşık çocuk? Hangi resim? Vedat. İki tane resim birden kaybolmuş. Çileden çıkarma beni! Çok uzağa gitmiş olamaz değil mi komutanım? Sıcak komutanım, sıcak. Çok sıcak. Soğuk, soğuk. Yandım komutanım. Abi biri de aldın, öbürkünü niye alıyorsun be ya? Dedim ya güzel kardeşim. İçimde başka bir ben var dedim ya. Bunu onun için, bu da benim için. Demek öyle Vedat'cığım. Peki. O zaman sana her gece iki nöbet yazıyoruz bundan sonra. Yapmayın komutanım. Hı? Hani siz daha iyi bilirsiniz tabii ama yani olur mu şimdi? Olur Vedat'cığım, olur. Biri senin için, biri de içindeki o sapık için. Ya teessüf ederim. Ya lütfen gülme arkadaşım ya lütfen. Ya nasıl gülmeyeyim be ya? Sen dayak yemediğine dua et. Bak sinirlendirmeyin beni var ya, üçüncüyü de alırım görürsünüz ha. Kartopu kepimi getir. Emredersiniz komutanım. Ne bu halin? Yorgun savaşçı. Sorma abi. Yazılacak bir sürü evrak vardı, anca bitirdim. Sen bu gidişle yazar falan olursun ha. Bu gidişle benden bir halt olmaz vallahi. Niye öyle diyorsun abi? Oyunu falan iyi toparladın. Ne bileyim belki bir gün asker dizisi falan yazarsın. Senarist Mehmet. Yakışır. Uğraşma benimle Ferit. Canım sıkkın zaten. Mehmet buraya mıdır uşağım? Kendisine sorsana. Allah Allah. Kör değilik görürük herhalde. Mehmet Nizamiye'ye kadar gelsene benimle. Ne halt yedin yine? Uşağım bir halt yemedim. Seni görmek isteyen biri var. Aa, bu saatte. Ya sağa ne? Hadi yürü Mehmet. Fırçalarım bak seni ha. Ay, bir daha Kara Şimşek'e son anam ağladı ya. Oy. Ne o terliksin? Yine ortalığı birbirine katmışsın. Hakkımdaki efsanelerin önüne geçemiyorum. Ne yapayım? Nedir bu Alev hemşirenin fotoğraf olayı? Canım en güzel sus hemşiresi koleksiyonu yapıyordum. Alev hemşire en güzel parçası olacaktı ama. Resmen duvardan çaldın yani. Utanmaz herif. Ya bakma öyle ağzından köpükler saçarak. Kudurmuş gibi ya. Yok canım öyle. Soruyorum sadece. Niye çaldın peki resmi? Zevk meselesi. Albay'ın resmini çalacak değildim ya. Hem sen niye posta koyuyorsun ki? Postacım. Hiç. Merak. Üzülme. Üçüncüyü sana çalarız. Öğretmenim, canım benim, canım benim. Seni ben pek çok, pek çok severim. Sen bir ana, sen bir baba. Artık oldun her şey bana. Artık oldun her aferin, şey aferin, bana. Peki. Okut, öğret ve nihayet. Nerede kaldınız siz bekliyiz ya. Bir insan. Al. Okut, öğret şoförü getirdi nihayet. Şimdi. Lan pot yaptı be. Hadi o zaman. Bir, iki, üç. Daha dün annemizin
kollarında yaşarken çiçekli bahçemizin yollarında koşarken şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk, sevinçliyiz hepimiz, yaşasın okulumuz. Hamza bak neler aldık sana, ciciler aldık bak. Ya dur be. Bak bu da beslenme çantan ama içi boş. Sen doldurunca beraber yeriz. Kalem ve defterlerin de benden. Ha, o iyi oldu ha. Bu da hediyesi. Cetvel. Bu da hediyesi. Silgi. Abi bunları gazeteyle kaplama. Ben sana kap kağıdı aldım. Evde üstünde Kimoş'un resmi var. Ve bu da Abaküs. Ama sen okumaya sakın küsme. Vay babacanlar be. Ulan meğer benim bir ordu kardeşim varmış da bulmak şimdiye nasipmiş ha. Eyvallah. Ama daha benim hediyemi görmedin. Canım çıktı terziyi kafalayana kadar. Ne terzisi lan, terzi de mi? Hadi şimdi kapa gözlerini. Kapa kapa. Kapat hadi. Şşş. Kapa, hadi, kapa, oğlum kapa, ne terzisi be. Hop, bak bana bak. Şşş. Oğlum, oğlum ne tersi ya? Bak benim kötü anılarım var onunla ha. Ver ver, elini ver ver. Lan beşik kertmesi mi geldi? Oğlum. Yürü, yürü, yürü. Ya. Buna var ya, siz ne çocuk. Açıyorum. Vatana ve millete hayırlı olsun. Hadi güle güle güle. Bu ne lan? Ulan tozum var ya, yine yaptın yapacağını lan. Kız önlüğü bulamadın, erkek önlüğü aldın. İdare edeceksin artık. Delisin sen ya. Bu saatte ne işin var senin burada? Bak ben bir şeyi aklıma koydum mu yaparım biliyorsun. Bilmez miyim? Ama arada beni de yakacaksın. Ya korkma ya, otur. Gelen giden olmaz bu saatte buraya. Mehmet, sen her zaman benim arkadaşımsın. Bana kırgın olmanı istemem. Doğrusu ben de seni kırdığımı düşünüyordum. Söylediklerinde haklıydın. Belki de... Belki de birbirimize uygun değiliz. Ben öyle demeyecektim. Neyse. Belki de çok iyi arkadaş olduğumuz için bunu bir ilişki için yeterli gördük. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Doğrusunu söylemek gerekirse... Evet. Hatta bizi birbirimize bu kadar çeken ne var anlamadım. Ya nasıl söylesem bilemiyorum ama arkadaşken... Daha çok eğleniyorduk değil mi? Ve daha iyi anlaşıyorduk. Yanlış bir işe mi kalkıştık dersin? Bilmem. Senden çok hoşlandığımı düşünüyordum. Yani şimdi de hoşlanıyorum ama... Şşş, dert etme. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum zaten. Sanırım arkadaşlıkla şeyi birbirine karıştırmışız. Arkadaşız değil mi? Sonsuza kadar. Sonsuza kadar.